Yiğitler kan döker bayrak olmaya, Anadolu başlar vatan olmaya, Kızıl Elma'ya hey Kızıl Elma'ya en güzel marşını vurmakta mehter. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyerek Kuzey Irak'ta şehadet şerbetini içen vatan evlatlarına selam olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. PKK'yı lanetliyor, kınıyor. İnşallah bu lanet terör örgütünün sonu gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti çektiği acılarla son bularak barış içerisinde, huzur içerisinde bir ülkede yaşamayı Cenab-ı Allah bize nasip eder. Acıları anlatmak zor. Ama acıları anlatırken yapılan yanlışları söylememek daha zor. 12 vatan evladı şehit oldu. Gazze'de ölenler için 3 gün yas ilan edildi. Suudi Arabistan kralı öldü diye 3 gün yas ilan edildi. 12 askerimiz şehit oldu. Hala milli yas ilan etmediniz. Edilmediği gibi ne oldu biliyor musunuz? Gazze'de ölenler var diye Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'i kutlamayan TRT dün akşam Metin Şentürk diye sarayın nöbetçi bir sanatçısıyla canlı yayına devam etti. Türkülerine, şarkılarına devam etti. Böyle mi bu vatan evlatlarının acısını yüreğimizde yaşayacağız? Yok mu bir ses? TRT Genel Müdürü'ne dur diyecek bir ses yok mu? TRT Müziğe dur diyecek bir sesiniz yok mu? Bu vatan evlatları bunu mu hak etti? Ve yine isimler okunurken sözleşmeli er, sözleşmeli uzman çavuş. Milliyetçi Hareket Partisi de dahil olmak üzere uzman çavuşlar sözleşmeli er kavramı kaldırılsın dedik. Demeye devam ediyoruz. Çünkü diyoruz ki vatan savunmasının sözleşmesi olmaz. Vatan için mücadelenin sözleşmesi olmaz. Kuzey Irak'ta karlı bir havada, kancıkça bir pusuda şehit olmayı kendisine yakıştırdığımız insanları Ankara'da ordu evlerine almıyoruz. Vicdanlarımız sızlamıyor mu? Sızlamıyor mu? Kalplerimiz bu kadar mı karardı? Bu vatan evlatlarına kadroyu bile hala layık görmediysek Milli Savunma Bakanı'na sormak lazım. İntikam yeminleri edene kadar bu vatan evlatlarının hakkını ve hukukunu korumayı da bilmelisiniz. Terörle mücadelede kolunu kaybetmiş, gözünü kaybetmiş, elini kaybetmiş 20 bin vatan evladı var. %40'ın altında diye sakatlanma, gazi sayılmadılar. Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir kafa yapısı? Vatan için can vermeyi göze aldıklarından kurşun yemişler. Şarapnel parçasıyla yaralanmışlar. Ama maalesef biz bunları MHP'nin, İyi Parti'nin, CHP'nin ve Demokrat Parti'nin kanun teklifi var. Gazi sayalım bunları diyoruz. Ama hala görmezden gelip nutuk atılıyor. Bu yanlışı da şiddetle reddediyorum. Dün akşam burada 4 parti bir metne imza atıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi gerekçeleriyle kendi bir metin imzalıyor. Ben sormak istiyorum. Bu mecliste 4 parti mi var? 15 parti, 15 milletvekiliyle Deva Partisi, 3 milletvekiliyle Demokrat Parti böyle bir metne imza atmaktan onur duyar, şeref duyar. Ama siz bizi görmezden geliyorsunuz. Yazıklar olsun. Bu anlayış ayrımcı bir anlayıştır. Bu anlayış ötekileştiren bir anlayıştır. Biz de milletin vekiliyiz. Biz de bu oylarla, oylarını alarak bu milletin bu parlamentoya geldik. Biz de milleti temsil ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı Sayın Meclis Başkan Vekili'nin şahsında şiddetle kınıyorum. Deva Partisi'ni ve Demokrat Parti'yi, 18 milletvekilini yok sayan irade irade değildir. Bu anlayış adaletli bir anlayış değildir. Hukuk anlayışı değildir. Dolayısıyla
Sayın Engin Yurt, lütfen tamamlayın. Ülkemizin ortak acısında bir olmayı başarabilmek için hakikaten Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız. Ama bu konuda samimi olmalıyız. Şehitlerimizi tekrar rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Kahrolsun PKK, yaşasın Türk milleti.